Merhabalar efendim, Yeni Hayat'a hoş geldiniz. Ben Özge Uzun, bugün de sizlerle birlikteyiz. Birbirinden değerli misafirlerim var. Hayatınıza dokunmaya çalışacağız. Biraz aşk konuşacağız, ilişkileri konuşacağız, yaptığımız hataları. Aile içi iletişimi konuşacağız bununla beraber. Ve bugün çok güzel dondurmalar yapacağız yayında. Aman ha, kaçırmayın. Kağıdı kalemi şimdiden hazırlayın. Bu tarifler için özellikle diyoruz. Sevgili Tuğçe Işınsu'yu ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar, biz çok özlemiştik sizi görmeyi. Ben de aynı şekilde teşekkür ederim. Bugün böyle birazcık aşkı, ilişkileri konuşacağız ama elbette hani ilişkiler önemli, kadın erkek ilişkileri var, bizim normal sosyal çevremizde olan ilişkilerimiz var. Ama genelde aşk deyince hep akla kalp kırıklıkları geliyor, affedememeler geliyor. Birazcık hani belki sondan devam edeceğim ama çünkü geçenlerde sizin paylaştığınız bir tweetiniz vardı. O beni çok etkiledi. Hatta programa başlarken reklam öncesinde de konuştuk. Bana çok zarar vermeye çalışan biri için dün gece affetme çalışması yapıp çok dua ettim. Az önce arayarak benden özür diledi, öneririm. Evet. Kendimi daha iyi hissettim diyorsunuz. Evet. Biz biraz zor affediyoruz. Yani yapamıyoruz. Kul hakkını da hep düşünüyoruz bazen bize yapıldığında ya da biz başkasına yaptığımızda ama yine de bir hakkını helal et diyemiyoruz ya da helallik istenmesi için bir şey yapamıyoruz. İçimizde affedemiyoruz bir türlü. Evet, neden? Bu yukarıdan bakamamaktan kaynaklanıyor olayları. Yani dünya bir oyun alanı aslında. Burası tekamül için gelinen bir boyut. Tek boyut burası değil. Çünkü İslam'da da aslında ahiret inancı olduğu için aslında biz buradan sonra gideceğimiz yere hazırlandığımız için burada olan her şeyin bir oyun olduğunu kabul edememek, buraya bağlı kalmak, bir 70-80 sene sonra burada olmayacağımız aslında o an için idrak edememekten kaynaklanıyor. Hatta belki yarın. Evet, yani bir saat sonra ne olacak kesinlikle belli değil. Sadece Allah biliyor. Ama şöyle bir şey var, affetme konusu kişisel gelişimde çok büyük yeri olan bir konu ama yanlış anlaşılabiliyor. İşte ben neden affedeyim ki diyebiliyor okuyucu veya danışan veya izleyici. O bana kötülük yaptı, haksız, ancak o da bir kötülük gördüğünde ben rahat diyebileceğim diyor. Oysa ki o onun karşısına çıkarılan bir imtihan. Oradaki kendi yaşam dersini alıp serbest bırakıp devam etmeli. Karşı taraf haklı olduğu için değil. Diyeyim ki karşıdaki insan kesinlikle haksız. Kendi enerjisini her seferinde onu cezalandırmak için veya ona gönderme yapmak için o tarafı akıttığında kendi enerjisini kendi hayatı için doğru kullanamıyor. Tekamülünde ilerleyemiyor. Çünkü sadece tekamül için aslında buraya gelmiş olduğumuz için kendine kötülük yapıyor. O yüzden burada tatlı bir bencillik yaratıp aslında seni affediyorum. Bu kötülük, kötü söz, kötü davranış sana ait. Sana ait olan bir enerji kaynağında bırakıyorum bu enerjiyi diyerek kendi içimize dönmemiz lazım. Bir de çünkü gerçekten affettiğimizde ruhsal olarak biliyor. Ya bir de şöyle bir durum var. Mesela ben onu çok fazla görüyorum, çevremde de görüyorum. Diyelim ki, diyelim helallik istiyor. Evet. Tamam diyor ya, helal ettim hakkımı diyor. Ama sonra sohbette diyor ki, aslında diyor içim hala acık. Yani helal ettim ama işte diyor, Allah biliyor diyor mesela. Evet. Gerçekten helal etmiş olmuyor aslında o zaman. Yani içinde hala o ona karşı yapılmış belki gerçekten büyük kötülüğü, kalp kırıklığını taşımış oluyor. Ve mesela ben de öyle düşünüyorum. Mesela bazı şeyleri affedemem diye yani öyle hissediyorum ve düşünüyorum. Yani affedemem gibi onu geliyor. Şöyle düşüneceksiniz. Benim bir lafım var kötülerle alakalı olarak. Şimdi kötü size bir şey yaptığı zaman kendini ortaya koyuyor ve kötülerin hepsi çok kötü insanlar. Bilerek kötülük yapanları kastediyorum tabii ki. Şuursuz olarak yapanlar zaten Allah da affediyor. Onlarla ilgili bir sorun yok. Kötülük yapan insan acı çeken birisi. O yüzden önce bu şekilde baktığınızda daha anlamlı geliyor. O kötü biri acı çektiği için bana bunu yaptı. O yüzden benim ona kısasa kısas yapmama gerek yok. O kendi cezasını tekamülünde ilerleyemeyerek, bu kötülüğü devam ettirerek, yani kendi enerjisini bozarak zaten yaşıyor. O ettiğini bulmuyor diye bir şey yok. Kötü olarak bu dünyada devam ettiği için sürekli karma borcu yaratıyor. Karma kaydını kirletiyor. Çünkü ruhsal hafızada her şey duruyor. Hiçbir şey silinmiyor. Kimsenin yaptığı yanına da kar kalmıyor. Çünkü Allah'ın hepimiz için çok farklı planları var. Yani ceza eğer senin sana birinin kötülüğü dokunduysa ve sen yine de hani bir şekilde unut git ama yarın öbür gün
Allah senin karşına onu çıkarıyor. Yani hani o yapılan kötülüğü bir şekilde görüyorsun sen onun karşılığını, evet, gibi. Zaman koyuyoruz bir de, hemen olsun istiyoruz. Öyle bir şey yok. Belki çocuklarıyla bağlantılı bir şey yaşayacak. Belki ilerideki kariyerinde, belki son nefesinde o kadar büyük vicdan azabı çekecek ki 20 yıl önceki olayı yaşadığı için. O zaten kendi onu değerlendirecek. Hı hı. O yüzden bu insanların hepsini ve bu yaşananları birer oyun ve oyun arkadaşlığı gibi gördüğünüzde çok daha rahat, serbest bırakabiliyorsunuz. Zaten kişisel gelişim dediğimiz konu da bu. İnsanlar şöyle zannediyor. Yani buraya gelecekler, işte 80 yıllık bir ömür var diyelim ki ortalama. Evet. Her şey iyi devam edecek ve sınırsız bir mutluluk. Ha. Burası kesinlikle mutluluk olma, sürekli mutlu devam etme boyutu olmadığı için sizin karşınıza kötü bir şeyler geliyorsa, kötü insanlar, demek ki orada bir yaşam dersi alınması gerekiyor. Şimdi herkes aynalık etmek için geldiği için ilişkilerde, kariyer hayatımızda, ailede karşınıza gelen bir insanla bir sorun yaşıyorsanız öncelikle kişinin şunu kabul etmesi gerekiyor. Bu kendisiyle alakalı. Hala öğrenemediği bir şey var. Bu sabır olabilir, öğrenme olabilir, olgunluk olabilir. Bakalım son bir sınanma olarak karşımıza gelmiş olabilir o insan. Ama bizimle alakalı, bizim tekamülümüzde yeri olmayan ve üst benlik, ruh boyutunda bize ihtiyacı olmayan birisi, bizim ihtiyacımız olmayan birisi bize zaten gelmiyor. Hı hı. Yani aldatıldıysak bizimle ilgili, yalnızsak bizimle ilgili, iş yerinde ayağımız kaydırılıyorsa da bizimle alakalı. Ve şunu da insanların kabul etmesi lazım, o kötü. Ama o senin karşına geldi ve enerjiler ve tekamül buna izin verdi. Demek ki seninle bir ilgisi var. İmkansız, çünkü karşılaşmaların birçoğu planlı, karma ve kader boyutunda. Hı hı. İşte ben çok iyi bir insanım, annem çok kötü birisi. Ama sen de orada sabrı öğreniyorsun. Veya ben çok iyi birisiyim, eşim beni sürekli aldatıyor. Hı. Ama senin de imtihanını Allah buradan vermek istemiş. Yani biz sürekli mutlu olmak için buraya gelmiyoruz. O yanlış anlaşılıyor. Sürekli bir sınav. Böyle sorunlar olacak, sınanacağız. Zaten sadece bunun için. Yani burası cennet değil, boyut olarak iyi ve kötünün bir, hı hı, dengede olduğu bir yer. Ama ben kesinlikle en sonunda ilahi adalete inandığım için herkesin yapması gereken tek şey doğru enerjide kalmak. Gerekiyorsa tövbe etmek ve onun dışında karmasını temizlemek, herkesi ve her şeyden önce kendisini affediyor olması. O çok kendini önemli. Sevdiği İnsanın için. Kendini affediyor, evet, olması önemli. Şimdi buradan şu ilişki meselesine, evet, gelelim. Çünkü unutamadığımız bir aşk varsa, evet, hep bizim canımızı yakan bir aşktır bu. Ben, evet, hep öyle düşünüyorum. Yani hani hadi şey yapmayalım, %100 demeyelim ama genelde, evet, böyle çok istisnai durumlar haricinde hep bizim canımızı yakan erkekleri ya da bizim canımızı yakan kadınları, evet, hatırlıyoruz biz aşk denildiğinde. Evet. Buradaki konu şaşırma efekti aslında. Çok iyi davrandım, çok vericiydim, çok sevdim, hayatım merkezine koydum. Nasıl beni terk eder, nasıl beni aldatır, nasıl bu ilişkiyi bitirir? Şaşırıyor ya kişi burada, şaşırıyor, bunu anlamıyor. Çünkü her şeyin karşılıklı olması gerekiyor. Tabii, ben seviyorum, o niye, evet, sevmiyor? Aşktaki en sürükleyici duygulardan bir tanesi şaşırma. Eğer şaşırtabilirseniz aşık edebiliyorsunuz, baştan çıkarabiliyorsunuz. Siz de şaşırırsanız aşık oluyorsunuz ve kalıcılık oluyor. Bu dünyadaki, hmm, bütün araştırmalarda böyle. Kişi şaşırdığı kadar bir kişinin arkasından gidiyor. O yüzden mi derler ilişkiyi devam ettirmek için işte partnerinizi şaşırtın, ona, evet, sürprizler yapın falan. Hele de bunu siz farkında olmadan doğal halinize yapıyorsanız, ha, ama karşıdaki şaşırıyorsa, o zaman kesinlikle siz aşık eden tarafsınız. Ve şuna da dikkat etmek lazım. Sizin de dediğiniz gibi iyilerden çok kötüler hatırlanır. Evet. Çünkü kişinin kafası karışıyor orada. Ben her şeyi doğru yapıyorum. Zaten her şeyi doğru yaptığı için aslında o insan gidiyor. O da başka bir gerçek. Çünkü öyle bir şey yapmak gerekmiyor. Eğer biraz da stratejik olunacaksa, konu aşk ve hani baştan çıkarmaysa. arada oyunlar karışıyor. Oynamak gerekiyor. Evet, yani. Bana mesela çok kızdıkları bir konu. Hani oyun dediğiniz, evet, için buradan açıklamak istiyorum. Benim kitaplarımda genelde aşk oyunları ve strateji vardır. Sen işte ruhsal konularla, kişisel gelişimle ilgileniyorsun ve tasavvufla. Sonrasında, evet, çıkıp oyunlardan bahsediyorsun. Sana yakışıyor mu, doğru mu? Aşk serbest bırakılması gereken bir konu. O kadar çok serbest bırakıp iyi olup spontane davranıp mutsuz olan kadın ve erkek var ki. Aşk böyle zaten yürüseydi veya evlenmek, o yüzüğü takmak, 20 yıl 30 yıl devam ettirmek, sadece spontane olmak ve açık kalplikli olsaydı zaten bizlere hiç gerek kalmazdı. Oyun gerekiyor. Gerçekten süper. Öyle. Ama hakikaten öyle. Yani sen onu söylediğinde hani bana, evet, bu eskiden kartların üzerinde yazan dizeler geliyor insanın aklına. Evet. İşte sevdiğini serbest bırak, geri dönerse senindir, evet, geri dönmemişse hiçbir zaman senin olmamıştır durumu.
bu her zaman geçerli değil maalesef. Değil. Olmuyor yani. Evet. Sen istediğin kadar dünyanın en güzel kadını, dünyanın en güzel adamı ol ya da her şeyi az önce dediğin gibi doğru yaptığını düşün. Evet. Hayır. Peki her şeyi doğru yapmanın nesi kötü oluyor? Şöyle, şimdi beklenti kalması gerekiyor. Yani bir şeylerin doyurulmaması lazım, aç kalması lazım, beklenti olması lazım. Her istediğini verdiğinizde çok aşırı ilgilenmek, çok aşırı mesaj atmak, çok aşırı aramak, annesi gibi olmak, babası gibi olmak, her an yanında olmak, çok fazla ilgilenmek bir süre sonrasında beklenti bırakamıyor ortada. Bir insana aşık olması için eksik kalanlar olması, şaşırması, kafasının karışması gerekiyor. Bazı sorunlar olması gerekiyor. Ama aşktan bahsediyorum, evet. İlişkiden değil. Evet. İlişki ayrı bir şey. Aşk ayrı bir şey. Ben aşkı anlatıyorum şu anda. İlişkilerde ayrıca aşk olması gerekmiyor. Ha. Evlilikte de aşk olması gerekmiyor. Evlilik zaten bir anlaşma gibi belirli bir noktadan sonra... Ve 3 yıl ortalama ve 7. yılda kırılma noktaları olan bir müessese gibi de düşünebilir. Hı hı. Bir partnerlik gibi de düşünebilir. Ama aşktan bahsediyorsak gizem, karmaşa, kafa karışıklığı, bana hiç benzememesi veya bazı özelliklerin kesinlikle bende olması gibi bir takım öğeler var. Sen bu adamı nasıl sevdin? Senin tam zıttın, evet. Mesela. Hem de az olup kötü davrandığında ama hem böyle hem de bana böyle davranıyor şeklinde o kadar fazla danışan geliyor ki ben kadınlardan ve erkeklerden bunu çok iyi biliyorum. Ben buna baktım, yani kaba tabirle yüz verdim, hayatım, evet. Merkezine koydum. Zaten az kazanıyor veya zaten şöyle bir aileden geliyor, sosyal anlamda denk değiliz. Bana nasıl kötü davranır? Ha. Bazen de şu oluyor, içgüdüsel olarak bize az gelen bir insan bunu aslında kötü niyetle yapmıyor olabilir. Üste çıkmak veya ilişkide dengeleri kurmak için burada ya. Karşıdaki insan burada. Onu birazcık ezerek bir denge kurmaya çalışabiliyor. Bunu daha çok erkekler mi yapıyor? Onu daha çok erkekler yapıyor. Evet. Erkeklerle hiçbir sorunumuz yok. Sadece yanlış davranan erkekler yanlış için. Tabii. Yoksa erkekleri seviyoruz. Onlarla sorunumuz seviyoruz. Yok. Yanlış ama bunu daha çok erkekler yapıyor. Özellikle erkekler, evet. Bunu hangi konularda yapıyorlar? Yani çok mesela... para kazanan kadın. Şimdi onu, evet. Tak ağzından bir al. De cinsel anlamda çok özgür olan kadın. Özgüvenli kadın. Evlenmeyi istemeyen kadın, ailesinden bağımsız olan kadın olduğunda olabiliyor. Ama çok özür dilerim. Tabii, tabii. Yani şimdi böyle üst tabii, üste tabii. Geliyor ama tam söylerken acayip kaynatıyoruz yalnız burada. Şöyle bir durum oluyor. Ben mesela çevremde de var. Evet. Muhteşem güzel kadınlar, çok, evet. İyi kariyerleri var. Ve o adamlar, o kadınlar bu kadar hani akıllı, kariyerli. Evet. Sohbet edebilen, her konuda konuşabilecekleri, evet. Güçlü kadınlar olduğu için o adamlar, o kadınlara aşıklar ya da beraber önce olmak istiyorlar. Önce o yüzden istiyorlar. Aşık oluyor. Evet. Sonrasında o aşkın yükünü taşıyamıyor. Yes. Ve kadınla ilgili çok ilginç bir kaybetme korkusu zamanla gelişiyor. Hmm. Yani böyle güçlü, böyle güzel, böyle özel bir kadına aşık oldum. Sonrasında kaybedersem ondan sonraki acıyı nasıl kaldırabilirim derken kadını ezmek, kadını aramamak veya başkalarını devreye sokmak veya geri çekilmek veya hazır değilim demek gibi bir takım savunma mekanizmaları gelişebiliyor. Ve sonrasında bu erkek çok az tanıdığı, belki de ailesini tercih ettiği, belki de çok aşık olmadığı birisiyle o güçlü ve özel ve aşırı çekici kadın yıllarca onu beklerken gidip diğer hanımla da evlenebiliyor. Bu Türkiye'de çok sık görülen bir senaryo. Yani ve üzülerek söylediğim bir şey, güzel ve çekici kadınlar kesinlikle daha fazla aldatılıyor. Yani bunu şimdi ben kesinlikle onu diyecektim. Biliyorum. Çünkü mesela bazen biz magazin camiasında da hani gazetelerde, evet. Falan görüyoruz, ediyoruz. Ay bu kadın da nasıl, mesela Adriana Lima hani aldatıldı yani. Ya herkes... Ya bu kadın da nasıl aldatılır yani, diyor. Çok iyi mesela. Bir örnek bence, evet. Ve güncel, çok, evet. Hoş. İki kere, üç kere hatta süreklilik, evet. Gösteren bir, evet. Aldatmadan bahsediyoruz. Çok güzel, çok ünlü, çok popüler. Bütün dünyadaki erkekler hemen hemen herkes onu beğeniyor, arzuluyor vesaire. Bu güzellik önce adamın ilgisini çekiyor. Sıradan bir iş yerinde çalışan güzel kadın için de geçerli. Sonrasında işte sen misin güzel, sen misin baskın, sen misin zengin? Onu taşıyamazsa zaten aldatmayan ve bunu sorun haline getirmeyen erkekleri konuşmuyoruz. Bunu taşıyamayan erkekler üzerinden konuştuğumuzda güzellik erkeklerin çok istediği, bir yandan da tehditkar bulduğu bir durum aslında. Yalnız kadınlardaki hatayı da söyleyeceğim. Adriana Lima'da özellikle vardır demiyorum. Ama güzel kadınlarda şöyle bir şey var. Mesela çirkin kadınlar çok stratejisttir. Çünkü aynaya bakar, çirkin, güzel değil. O zaman akıllı ve oyuncu olmak zorunda erkeği etkilemek ve baştan çıkarmak için. Güzel kadın çok rahattır. Zaten bütün dünya onu beğeniyor, arzuluyor. Adriana Lima'nın kafa yorduğunu zannetmiyorum ilişkisinde. Yani zaten Adriana Lima. Ama bu noktada ne oluyor? Güzellik 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl.
anne de olduktan sonra aldatılma konusu aslında perçinleniyor. Anne modeline geçtiğinizde bazı erkekler anne konumlandırması yaptığında dışarıdaki anne olmayan bir kadın daha çok çekici bulabiliyor. Zayıf karakterli ise. Ama güzel kadınlar ilişkilerde daha az akıllı olabiliyor. Pek güzel olmayan kadınlar güzel değilim ama aklımla onu etkileyeceğim diyebiliyor. Bu şey gibi yakışıklı değil ama karizmatik benim. Evet, sevgilim. Yani mesela erkeklerde de öyle bir durum var. Yakışıklı değilim ama çok karizmatiyim. Evliliklerde mesela eş çok güzel ama ikinci kadın konumunda olan hanım hiçbir özelliği olmayan, belki süklüm püklüm veya değişik veya baktığınızda çok güzel değil. Böyle bir eşi varken neden böyle bir kadına gitti diye kafa yorabiliyorsunuz. Evet. Ama eşi artık o güzellik, o ideal olma, sürekli mükemmel olma dan dolayı adamı sıkıyor. Yani ilişkileri aslında baltalayan çok ilginç bir şey ama gerçekten böyle. En önemli sebeplerden biri de uzun soluklu ilişkilerde mükemmel olma çabası. Çok iyi, çok fedakar, çok güzel, çok doğru sıkıyor. Sorun olacak ki o sorun bir karmaşa ve ilerleme sağlayacak. Bir ilişkide sorun varsa ve bir evlilikte aslında evet. Orada o insanlar o sorunu çözmeye çalışırken yıllar geçiyor ve tuhaf bir şekilde motive olabiliyorlar. Sorunsuz evlilikler bazen bitiyor. Buna avukatlar veya işte boşarken mahkemedeki insanlar şok oluyor. Hiçbir gerçekçi sorun yok. Niye ayrılıyorsunuz? Evet. Sorun yok. Hatta çok sıkıcı. Şey var ya biz hiç kavga etmeyiz. Kavga önemli bir şey kavga değil mi? Kavga önemli ve tetikleyen bir şey. Kadın kavga çıkarıyorsa kadın ilgi istiyordur. Bu güzel bir şey. İlişkiyi sürüklemek erkek istediğini kavga anlatıyor. Çıkarıyorsa. Erkek de çıkarıyorsa kavga çıkarıyorsa ilgi istiyor. Kavga iyidir. Ama bunun tabii ki bir dozajı tabii var. Ki. Ama kavga kesinlikle iyidir. İyidir. Peki şimdi geçtiğimiz haftalarda sevgili Mehmet Coşkun Deniz evet. gelmişti. Şimdi yeni bir kitap yazdı. Evet. Aşk uykusu. Biliyorum evet. Ve bununla beraber bir kadının intikam hikayesi. Biraz hı-hı. intikam konuştuk. O şunu söyledi, erkek hani çok spontane gelişir, hani atıyorum erkeğin böyle bir intikam işte ince öreyim gibi bir aklı ve zekası yoktur ama yok. Kadın bunu bir dantel örer gibi yapar gibi ince yapar. Evet. İntikam aldığını düşünür ama aslında kendine de zarar verir bir yerden evet. sonra. Ve hani şu aldatma aldatılma meselesini birazcık konuşmuştuk evet. onunla. Aldatılma ve ona sebep olabilecek ama iç yüzü sebepler nelerdir ya da aldatma? Kadın neden aldatıyor? Erkek neden aldatıyor? Erkek bütün araştırmalara göre muhabbet edemiyorsa, maddi açıdan kötü bir dönemden geçiyorsa, yine erkeklerin söylediği bir şey cinsel anlamda uyum sağlayamıyorsa aldatabiliyor. Erkek dışarıdaki baştan çıkarma unsurlarına daha açıktır. Hı hı. Mesela bir gece kulübündeki kadınlar veya iş yerindeki ona asistanlık yapan bir kadın veya spontane bir yerde tanıştığı birisine daha açık, daha saf olduğu için daha çok aldatabiliyor. Kadın aldatıyorsa bir istediği o eşini veya erkek arkadaşını kendi istediği enerjide ilişkinin içinde tutamayınca kendi o gücünü dışarıda kanıtlamak isteyebiliyor. Ama çoğunlukla kadının aldatması duygusal olabiliyor. Aldatma enerji yasalarına göre kesinlikle karma borcu. O yüzden mesela bize aldatan veya aldatılan danışanlar geldiğinde hani bu dini açıdan durumu, tekamül açısından, enerji açısından çok büyük bir kirlilik. Bununla ilgili kesinlikle bu kul hakkı. Fakat aldatıldığı halde buna uzun süreli, süreklilik gösteren bir aldatılmaysa katlanan kişi de ayrıca kendi kul hakkına girmiş oluyor. Diyelim ki ben aldatılıyorum fakat evet. bir yere gidemiyorum. Artık bu olay beni çok zedeliyor ve kişiliğime çok zarar veriyor. Yaşam kalitem tamamıyla düştü ve kendimi artık sevmiyorum aldatıldıysam. O zaman bu benim ilgili kesinlikle bir karma borcu. Bir sonraki ilişkimde de aldatılabilirim çünkü yaşam dersini almadığım için tekrar edecektir enerji ve kendi kul hakkıma da giriyorum. İki tür kul hakkı var burada. Aldatan zaten kul hakkına giriyor ama siz de sürekli izin verdiğinizde kendi enerjinizi de kesinlikle bozuyorsunuz. Aldatan kendisini aldatıyor. Devam etmemesi gereken bir şeyi aslında sürdürüyor. Ama Türk kadını aldatıldığında giden bir kadın mı? Hayır. Değil. Hayır. Bir de iş inada binen hikayeler var. Evet. Ha, sen misin benim kocamı etkilemeye çalışan? Bak gör ben şimdi kuaföre gideceğim, estetik yaptıracağım. Çok daha özel bir kadına dönüşeceğim ve onu alacağım. Tabii burada iki kadının arasındaki bir olay başlıyor. Adam artık devre dışı oluyor. Doğru. Adam gidiyor artık. Adam zaten eğleniyor. Oraya gidiyor. Bir gece orada, bir gece orada. Ya aslına bakarsan kadın kocasından değil öbür kadından intikam kesinlikle. Alıyor. Kesinlikle. Kadınlar arası bir konu zaten. Tabii. Ben de güzelim. Ben de iyiyim. Ama üzülerek bir şey söylemek istiyorum. Hani herkes önlemini alsın ve her şey daha iyi olsun diye bunu söylüyorum. Eşiniz veya sevgiliniz aldatıyorsa bazen de
İlk bakıldığında çok soğuk bir şey söylüyorum gibi görünüyor ama diğer kadında olan veya onunla yaşadığı ne sizin ilişkinizde veya sizde yok, bunu da bulmalısınız. Hmm. Yani alttan mı alıyor, çok iyi sohbet mi ediyor, çok farklı mı davranıyor veya beklentisiz mi davranıyor? Bir şey eksildiyse bazen de toparlanabiliyor. Çünkü aldatma sonucunda ilişkilerde iki tip sonuç olur. Bir, kesinlikle bitiyor zaten. Evet. Zaten bir kere aldatan sonrasında çok büyük sorun çıkmıyorsa erkekse özellikle tekrar aldatabiliyor. İkincisi, bazen de çok iyi toparlanıyor. Kadın diyor ki kendime geldim, aldatıldım ve bundan sonrasında sorguladığımda ve o sürecin içinde içime döndüğümde benim de hatalarım olduğunu gördüm. Ve kendimi eleştirdim, bazı şeyleri değiştirdim, eşimi yeniden kazandım diyen de var. O yüzden her ilişki aslında kendi istisnasını yaşıyor. Hı hı. Her aldatmanın sonucunda illa ayrılık olacak diye bir şey yok. Tabii, yani bir sürü böyle kişi var, evliliğini devam ettiren, ilişkisini devam ettiren mutlaka. Ama şöyle bir durum var, genelde şimdi aldatan taraf erkek gibi görüyoruz. Evet. Daha çok konuşulduğu için bence kadınların da çok fazla kesinlikle bu durumda olduğunu düşünüyorum. Mutsuzuz çünkü. Aslında hani işin biraz da psikolojik boyutuna baktığımızda hani bazen istemediğimiz işlerle çalışıyoruz, istemediğimiz evlilikler yapabiliyoruz. Aman aslında adamı pek sevmiyoruz ya da kadından çok hoşlanmıyoruz ama aile baskısı oluyor, mecbur kalıyoruz toplumsal kaygılardan, değer yargılarından kaynaklı ve çoğumuz da mutsuzuz ve bir şekilde işte mutsuzluğu ya dışarıda başka durumlarla arayabiliyoruz. Gece hayatında arıyoruz falan filan, bu oldukça fazla bir şekilde genişletilebilir. Bu durum yaşanıyor. Adam bir hata yaptı ve gerçekten pişman, ki öyle erkekler de çok fazla. Kadın bunu affediyor. Evet. Ama her problemde temcit pilavı gibi öyle sürüyor. Zaten bütün konu o. Gerçekten affetmeyi biz yanlış anlıyoruz aslında. Şimdi yaşanan her şey bizimle de ilgili olduğu için ikili ilişkilerde kendinizle ilgili bölümünü bulmanız lazım. Kendinizi ve eşinizi affedebiliyor olmanız lazım. Bir de onların hepsi demin dediğim gibi yaşam dersi olduğu için oradaki eşiniz de oyun arkadaşı olarak görebiliyor olmanız gerekiyor. Hı hı. Ama mesela uzun süreli bir aldatma konusu bitti ve temizlendiyse bundan sonrasında kadının bunu ruhsal olarak ve artık bilinçaltı kayıtlarına varıncaya kadar 1,5 sene kadar bir zamanda tam olarak atlattığını düşünüyorum. En büyük sorun da Türk halkında biraz daha sosyal anlamda daha düşük sınıflara gittiğinizde etrafla çok fazla paylaşma gibi bir sorun var. Aldatılıyor, komşuya söylüyor, akrabaya söylüyor, yakın arkadaşlarına söylüyor fakat ayrılmıyor eşinden veya sevgisinden. Geri döndüğünde herkes ona gelip diyor ki hani istemiyordun, çok kötüydü, ağlıyordun. Evet. O yüzden çok dillendirmemek, geri döneceksek ilişkiye veya evliliğe. Bu aslında hepsi yani, her şey için geçerli biliyor musunuz? Öyle. Yani hani kendi yaşadığınız içiniz, çünkü hepimiz bir şekilde evlilikte sorun olmazsa sıkıntı var. Evet. Bir şeyler yaşıyoruz ve biz kadınlar bayılıyoruz anlatmaya. Evet. Gerçekten de böyle rahatlıyoruz aslında. Evet. Yani bu bir gerçek. Tamam anlatalım ama hani ben gideyim Tuğçe ile paylaşayım bunu. En azından Tuğçe benim sırdaşım olsun. Diyeyim ki ben bunu, yani bu olayları ben sadece Tuğçe'ye anlatırım diyeyim. Ya da işte bir şey olduğunda bunu sadece işte Ayşe ile paylaşırım diyeyim. Yani bunu sınırlı tutmak lazım ve herhalde bizi yargılamayacak gerçek dostlarla paylaşmak gerekiyor, bir değil mi? Bir de aldatıldığını öğrenen bir kişinin bence 48 saatle 7 gün içinde hiç kimseyle konuşmadan kendi içinde önce ne yapmak istediğine karar vermesi. Danışmana bile gitmedi. Terapist vesaire. Gerçekten ben kalacak mıyım, gidecek miyim? Düşünmeli. Diğer kadın devam ediyor mu veya erkek, bunu mutlaka öğrenmeli. Herkese anlatmamalı. Bir de en büyük ölümcül hatalardan bir tanesi diğer kişiyi aramak. Diğer kadını aramak veya erkek aldatılıysa diğer erkeği araması. Bu tarz bir muhatap olma durumu çok daha farklı sonuçlar getirebiliyor. Çok büyük moral bozukluğu olabiliyor. O krizi herkes iyi yönetemeyebilir o psikolojiyle. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Önemli. Gerek yok. Şimdi sevgili Tuğçe Işınsu Twitter'dan inanılmaz bir takipçi kitlesi var. Hem Instagram'da hem Twitter'da. Ve oradan farklı farklı her gün mesajlar da veriyorsunuz. Evet. Mesela ruh eşleriyle ilgili de özellikle. Şimdi birazcık da böyle daha güzel şeylere bakalım. Hala ruh eşini bulamamış olanlar varsa. Doğru insanı bulduğumuzda hayatımızda. Evet. Siz ona ruh eşi diyorsunuz. Evet. Ruh eşimizi nasıl anlayacağız? Hep onu soruyorlar. Evet, bazen de o
bulunamayabiliyor değil mi? Evet, şimdi bir hayat dönemi içinde Allah'ın da takdir etmiş olduğu kader kapsamında mutlaka aslında ruh eşi ve eşleri var. Şimdi evlilik zaten dini olarak da kader olarak kabul ediyor İslami açıdan. O yüzden birisiyle evleniyorsunuz, o bir şekilde sizin ruh eşiniz. Fakat illa sürekli gösterecek diye bir şey şöyle yok. Artık çok karakterinize evet, zarar veriyorsa, bittiyse, o kadar yazılmışsa bir noktadan sonra bitecektir. Şimdi ruh eşleri aslında kategorileri var. Birincisi, çok ağır bir darbe verebilir hayatınızda size. Sonrasında siz çok güçlenebilirsiniz. Sizi çok şaşırtabilir. Çok güzel bir yerinde ilişkini gidebilir. Fakat ruh eşi denilen insan, hani kadınlar şunu yanlış anlıyor. Mesela bize seanslarda veya danışanlar geldi, hep şöyle ifadeler oluyor baştan. Hani oturduğu anda masaya. Ben biriyle tanıştım veya birlikteyim, o benim ruh eşim. Yani aman sakın bana kötü bir şey söyleme bu adamla veya kadınla ilgili. Çünkü ben kaldıramayabilirim. Ben onu ruh eşim olarak görüyorum. Peki ilişki ne kadar sürüyor? Bir ay çıktık, ayrıldık, bir daha da aramadı. Bu insan sizin ruh eşiniz değil. Ruh eşi sürekli gösteren birisi. Ruhsal olarak size bir şey öğretmek için geliyor. Kadersel bağlar ve dönüm noktaları var aranızda. Evleneceğiniz bir kişi olabilir, çok uzun ilişki yaşayacağınız birisi olabilir. Özellikle spiritüel açıdan telepatik bağ olan birisi aranızda. Ay ben de tam konuşmadan, seni arayacaktım gibi. Evet, anlatma. Onun mesajı gelmeden önce vücudunuzda bir ısınma belirtisinin olması. Ya o ilk aşk zamanlarında evet. Mütemadiyen sıcak basıyor zaten evet. Çok fena. Ruh eşleriyle ilgili ilk aklımıza gelenler her zaman için doğrudur. Ön yargı diye tabir edilen şeyler. Sonrasında o ön yargıları unuttuğunuz için o kişiyle kavga ediyorsunuz veya o değil mi diyorsunuz. İz bırakan, bir şey öğreten veya süreklilik olan bir kişi aslında. Bir tane ruh eşi yok ama şöyle izah edeyim. Mesela bazı insanlar hayatında çok fazla ilerlemez. 30 yaşında nasılsa 60'ta da aynı şeyleri sever, giyer ve evet. Yaşar. Beklentileri yüksek değildir. Bu tarz insanlar elbette ki bir eş, ruh eşi görevini bir hayat boyunca sürdürebilir. Ama mesela ben kendi üzerimden örnek vereyim. 20'li yaşlardaki beklentilerim 30'lu yaşlarda evet. Çok farklıydı. Şimdi ben 37 yaşındayım. Çok daha farklı şeyler bekliyorum. O yüzden mesela benim 20'li yaşlarımda 5 seneye birlikte geçirdim ruh eşim. Bugünkü ruh eşim olamazdı. Benim gibi değişen gelişen işinden dolayı da daha farklı enerjilerle işler yapan kişilerde veya kendi çok geliştiren kişilerde veya hayatındaki bütün kariyerini değiştiren, sosyal çevresini değiştiren kişilerde ruh eşleri farklı gösterebiliyor. Bu önemli değil tabii, mi? Tabii çok önemli. Çünkü mesela bakıyorsunuz işte iki evlilik yapmış. Tanıyorsunuz hepsini. Evet. Aslında o da çok iyi bir adamdı evet. Ya da çok iyi bir kadındı. Evet. Hani birbirlerini çok seviyorlardı. Bu da şimdi çok iyi bir adam ya da evet. Çok iyi bir kadın. Evet. Ama şimdi mesela size anlatırken gerçekten kafamda hani direkt tık oradan dosyayı alıyor evet. Sanki açığa çıkarıyor gibi. Aslında o iki evlilik ya da üç evlilik yapan kişinin gelişimine şöyle evet. Bir baktığında farklılaşıyor evet. Hakikaten. Para dediğiniz durumu çok doğru. Değişebilir. Yani fakirlikten milyon dolarlara kaymış olabilir. Ya da tam çok tersi. Büyük bir trafik kazasından sonra artık hiç para istemiyor olabilir. Onun dışında mesela ben 20 yaşlarda tutku varsa var. Yoksa benim için o eşi olamazdı. Şimdi bana tutkuyla gelen bir insanı ben kesinlikle kabul edemem. Çünkü benim işim böyle şeylere artık müsait değil. Şimdi de istediğim tek şey huzur. Benim 20'li yaşlardaki ruh eşim o yüzden bugünkü 30'lu yaşların sonuna giderken bana ruh eşi olarak hizmet etmiyor. Ve bundan daha normal bir şey de olamaz. Kanser hastası oluyor insanlar. Evet. Eşim yanımda değildi diyor. Artık onu ruh eşi olarak kabul etmiyorum diyor. 3 ay sonra birine aşık oluyor. O ona diyor ki ölsem bile son nefesine kadar yanında olacağım. Ona aşık oluyor. Doğru. Onu ruh eşi olarak görüyor. O yüzden bizim tekamül ve değişimimize göre aslında ruh eşleri değişebilir. Hı hı. Bazen de çok ilginç hikayeler oluyor. Mesela, 20 yaşında evlenecekken evet. Bir anda aileler ayırıyor. 20 sene sonra bir araya geliyorlar. Onlar evet, da bu eşi var. Mesela. Film gibi hikayeler. İlginç hikayeler var tabii. Böyle insanlarla her gün bir araya geliyoruz. Veya ikisi de evleniyor. Eşleri çok ilginç benzer hikayelerle Allah korusun vefat ediyor. Onlar bir araya geliyor bir düğünde. Mesela. Çok ilginç bağlantılar oluyor. Diyorlar ki hani bunu bizim ayarlamamız mümkün değil. Doğru. Gerçekten kadersel ve ilahi. Böyle ilginç spiritüel noktalara dikkat edebiliriz ama ruh eşiniz hayatınıza geldiğinde çok büyük ihtimalle onu ilk gördüğünüzde enerji olarak hissediyor ve tanıyorsunuz. Çok önemli. O zaman şimdi şunu konuştuk çünkü özellikle Türkiye'de kadınların evet. Yaklaşımı, erkeklerin yaklaşımı. Bu önünde diz çökecek erkeği seç mottosuyla yazmış olduğun Aşk ve Cazibe Akademisi evet. Kitabı. Bu kitap
tan bu konular için özellikle faydalanabilir miyiz diyeceğiz? Tabii tabii. Ruh eşi bölümü orada da vardı. Çünkü kadınlar şöyle geliyor daha çok. O yüzden önünde diz çökecek erkeği bul, onu diz çöktür. Ben yapamıyorum, ben flört edemiyorum. İşte ailemden görmedim, ilişkilerimde hep ezildim. Hep ikinci kadın oldum. Yani zaten sorunlu insanlarla daha çok muhatabız. İyi ilişkisi olanlar mutlu bir şekilde devam ediyor. Devam ediyorlar. Sorunlar doğru. Erkekler tarafından ezilmek, aranmamak, evlilik için istenmemek gibi sorunlar. Hmm. O yüzden ben aşık edemiyorum, ben diz çöktüremiyorum diyorlar. Aslında burada da mizah var. Bu kötü bir şey değil. Yani diz çöktüreyim, erkeğe kötülük yapayım değil. O da aşık olsun, ben de aşık olayım. Kadınlar Türkiye'de çok fazla konuşup ilişkilerinde çok fazla kendini ifade ettikleri için erkeklerin karşısında bunu da biz çok önemli bir matah zannediyoruz. Evet. Matah bir şey çok fazla geçmişlerini anlatıp çok fazla duygularını ifade ediyorlar. Aramayan erkeklerin peşinden gidiyorlar. Aklına girip aramamak, gizemli olmak, biraz karmaşa yaratmak başta önemli. Ben yoksa evlendikten 15 sene sonra da kafasını karıştır demiyorum. Zaten böyle bir şey pek mümkün değil. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Yine muhteşemdi. Ben bayılıyorum bu kadına. Sevgili Tuğçe Işınsu bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Kısa bir aradan sonra lezzetli dondurmalar yapacağız.